Günce Final Dershanesi'yle siz de kazanacaksınız. Şehir merkezinde toplam kalite standartlarına uygun 16 adet derslik kapasiteli, konu odaklı tarama ve genel ölçümlü deneme sınavlarımızla, deneyimli, dinamik, güçlü ve profesyonel eğitim kadromuzla, sessiz çalışma olanağı sağlayan kütüphane ve özel grup çalışmalarımızla, tekrar dersleri, toplu sunumlar ve etkin rehberlik faaliyetleriyle başka bir kaynağa ihtiyaç duymayacağınız yayınlarla sizi geleceğe hazırlıyoruz. Biliyoruz ki hepinizin düşlerinde iyi bir okul kazanmak var. Günce Final'de siz de kazanacaksınız. Adres: Sabuni Mahallesi, Talatpaşa Asfaltı, Emin Ertin Sokak, numara 135, Anadolu Öğretmen Lisesi yanı Edirne. 0284 225 03 03 225 03 02. Değerli Radyosu izleyicileri, yine bir finale doğru programına birlikteyiz. Konuklarımız Günce Final Dershanesi Müdürü Zeki Kılçak Bey. Merhaba. Ve Günce Final Dershanesi Rehberlik Danışmanı Hakan Tuzcu Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeki Bey, biliyorsunuz bu önümüzdeki geçen günde bakanlığın dershanelerle ilgili bir toplantısı olmuştu, dershanelerin dönüşümüyle ilgili. Buna katıldınız. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki efendim. Ben daha çok oradaki gözlemleri, evet, orada aktarılanları, evet, sayın seyircilerimize aktarmayı planlıyorum. 25 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Pendik'te Green Park Otel'de TÖTEL'in ev sahipliğinde ÖZDER, Özel Okullar Derneği ve ÖZDE 1 eğitim kuruluşlarının da katıldığı, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Öztürk, Müsteşar Nabi Avcı, Müsteşar Yusuf Tekin ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci'nin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıya ev sahipliği yapan İbrahim Taşer, TÖDER Genel Başkanı İbrahim Taşer, özel okullara dönüşümle ilgili olarak daha çok şunları belirtti. Birincisi, dershanelerin özel okullara dönüşümüyle birlikte devletin üzerinde önemli bir yükü özel kurumların alacağı, bu şekilde de devletin hem daha fazla sınıf açılması konusunda, eğitim öğretimle ilgili okul tedariki konusunda, aynı zamanda istihdam konusunda devletin önemli bir yükünün özel sektöre geçmiş olacağını belirtti. Bu anlamda çok önemli bir aşama olarak kaydedildi bu durum. Aynı zamanda da özel kurumlarda bu işe girecekleri için rekabet unsurunun ön plana geçeceği ve bu anlamda da kalitenin daha artacağı şeklinde bir sunum gerçekleştirilmiş oldu. Daha sonra Sayın Bakanımız söz oldu. Sayın Bakanımızın daha çok sayısal anlamda bir takım sözleri oldu ki bu dönüşüm sürecinin de aşama aşama geldiği noktayı bize çok güzel bir şekilde özetliyor. Takriben şu an itibariyle bulunan sayısal anlamda dershane sayısı 4000'in üzerinde, 4500'e yakın dershane var. Bu 4500'e yakın dershaneden 2240 adet dershane dönüşüm için müracaat etmiş bakanlığa. Bu dönüşüm için müracaat eden dershanelerin 2195 tanesinin dönüşüm istekleri kabul edilmiş. Bizler de dönüşüm için müracaat etmiştik ve bu dönüşümle ilgili olarak bizim de kabul başvurumuz, formumuz geldi. Bundan sonra bir süreç daha var ki o süreç bayağı zorlu bir süreç. Bakanlığın istediği bir takım kriterler var. Hem binamızı, hem eğitim kadromuzu, her şeyle birlikte bu kriterlere uygun hale getirmek durumundayız. Bununla ilgili tüm belgelerde toplandı. Yani her isteyen dershane, ben özel okul. Yok canım, mümkün değil. Oluyor öyle diyemiyor bir, yani. Diyemeyecek yani, tabii ki. İstasyon yani, olmaz. Söz konusu, evet, değil. Zaten biraz sonra Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci'nin de yaptığı bir takım açıklamalar var bu konuda. Nelere çok önem verildiği konusunda onların da sözlerini sizlere aktaracağım. Bu 2240 dershaneden 2195 tanesinin isteği kabul edilmiş. Evet, sizler dönüşüm için kabul edildiniz ama bundan sonra aşılması gereken bir takım aşamalar var. Bu aşamalardan da geçtikten sonra sizlere okul olarak ruhsat verilecek ya da verilmeyecek şeklinde bir beyanı söz konusu ve dolayısıyla 45 dershanenin başvurusu kabul edilmemiş.
Bu 2195 dershaneden 249 tane dershane temel lise olarak onayını almış. Şu anda temel lise olarak önümüzdeki yıla yönelik hazırlıklarını tamamlamış vaziyette yollarına devam ediyorlar. Artık rahat rahat kayıtlarını falan alabiliyor bu dershaneler. Bir de yine bu dershanelerden kriterlere uygun olan 30 adet dershanede özel okul statüsünde kabul görmüş. Yani tıpkı burada işte Edirne Koleji gibi, Beykent Koleji gibi o statüde okul olması kabul edilmiş. Ama bu dönüşüm olayının başlamasından itibaren bugüne kadar geçen süre içerisinde de 401 adet dershane kapanmış. Onu da özellikle belirtmek isterim. Dolayısıyla 4500 dershane olduğunu varsayarsak bunun 2195 tanesinin 2240 başvuru var, 2195 tanesinde kabul edildiğini düşünürsek yani 1 Eylül tarihi itibariyle aşağı yukarı 2000 civarında dershanede yine otomatikman kapanmış olacak. Bunun dışında Ömer Fuat Bakanlığı'nın temel politikası özel okul sayısını arttırmak diyebiliriz değil mi? Tabii ki yani bunu bir özel okula kaydırmak istiyorlar. Evet, bunu bir model olarak kabul ediyorlar zaten. Yani şöyle model olarak kabul ediyorlar bakanlık yetkilileri. Diyorlar ki eğitimin özelleştirilmesine yönelik, eğitimin sorunlarının daha aza indirgenmesine yönelik olarak bu bir model olacak diyorlar. Şu anda %2'lik, %3'lük eğitimdeki özel teşebbüsün ikilik, üçlük payını çok uzun vadelere de yaymak koşuluyla %20'lere çıkarmayı planlıyorlar. Dış ülkelerde evet. Elbette bu. Yani dış ülkelerde tabii ki yani özelleşme biraz daha fazla evet. Bize göre. Bizde de işte bu dershanelerin, özel dershanelerin temel liselere ya da temel ortaokullara dönüşümüyle birlikte özel sektörün bu alanda daha fazla faaliyet göstermesi ve devletin yükünün önemli bir kısmının da özel sektör tarafından yüklenilmesini amaçlayan bir durum söz konusu, çalışma söz konusu. Ve Sayın Bakanımızın söylediği bir şey daha var. Anadolu liseleri, fen liseleri, diğer okullar neyse bizim için temel liselerde aynı değerdedir, aynı işlevsel özelliklere sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimine bağlı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın idari yapılanmasına bağlı ve onun denetiminde faaliyetlerini sürdürmek durumunda olan kurum ve kuruluşlardır ibaresi bizzat kullanılmıştır. Yani herhangi bir okulun, bir özel okulun resmi prosedürü neyse temel liselerinde resmi prosedürü aynı şekilde işler görecektir. Evet. Genel müdürümüz Ömer Faruk Kalyancı'nın, Sayın Ömer Faruk Kalyancı'nın anlatımları var tabii. Burada okulların asıl amacının insanı merkez alan, öğrenciyi akademik anlamda yetiştirirken aynı zamanda da sosyal yönden de güçlü bireyler olarak yetiştirilmesini sağlayan kurumlar olmasını istiyor. Asıl amaç bu. Dolayısıyla bu anlamda dershaneden temel liselere dönüşen, temel ortaokullara dönüşen okulların bunu kendisine bir temel düstur olarak alması gerekiyor. Yani ve bu anlamda da mesela bir takım olumsuz örnekleri verdi Sayın Genel Müdür. Şunu söyledi, dedi ki bazı dershaneler şöyle bir söylemde bulunuyor. Hatta genelde bu yaygınlaştı. Biz hem dershaneyiz hem okuluz. Yani bir kurum ya okuldur ya dershanedir. Dershaneler kalktığına göre artık kurum okuldur. Evet. Bunun dışında bol kesilen not dağıtımı ile ilgili müşteri toplamaya çalışan dershaneden dönüşen okulların olduğu söyleniyor dedi. Yani biz her öğrencimize 100 puan vereceğiz şeklinde bir yaklaşım. Bu da tabii kalitenin ciddi anlamda düşmesine neden olabilecek ve haksız rekabeti doğuracak bir unsur. Bu anlamda da şunu söylemeli bana göre dönüşen okullar. Demekler ki biz öğrencimizi o denli iyi yetiştireceğiz ki yüksek notlar almasını sağlayacak olanakları onlara sunacağız demeleri gerekir. Aynı zamanda dershanelerin bir işlevi var biliyorsunuz. Okulların bir işlevi var şu anki mevcut sistemde. Okullar öğrenciyi sosyal bakımdan hayata hazırlar. Onların kişisel gelişimlerini, kişisel becerilerini, toplumsal anlamda toplum içerisindeki bulunmaları gereken yerin neresi olması gerektiği konusunda o öğrencileri işleyen bir yapısı var.
Aynı zamanda temel bilgileri verir okul. Dershanede ne yapar? Bu öğrencileri efendim sınava hazırlar. Dolayısıyla dershanelerden dönüşen okullarda eğitim veren öğretmenlerin sadece olayı sen 100 puan alacak yapıya ulaşacaksın çocuğum ya da sen üniversite sınavını kazanacaksın çocuğum, benim bütün hevesim, bütün amacım budur doğrusunda değil. Aynı zamanda öğrenciyi hayata hazırlayan, onun güçlükler karşısında mücadele etme gücünü artıran, yurt sevgisini, ulus sevgisini ona kazandırabilen, sosyal toplum içerisinde bir birey olarak nasıl var olabileceğini gösteren bir yapıyı da evet bireyler yetiştirmek durumunda. Ve dershanelerinden dönüşen okulların aynı zamanda sadece elit öğrencilerle uğraşan, onları bir merkeze oturtan ama diğer öğrencilerle çok fazla ilgilenmeyen bir yapısı olmamalı. Tüm öğrenciler yetiştirilmesi gereken ve Türkiye'nin geleceğine geleceğinin yükünü omuzlarında taşıması gereken insanlar olarak kabul edilmeli ve buna göre herkesi yetenek ve yetileri konusunda ulaşabilecekleri en üst noktaya ulaşmak için, ulaştırmak için çaba göstermeliler. Bunu her zaman söylüyorum ben. Yani herkesin çıkabileceği bir zirve vardır. Herkesin yetenekleri vardır. Dolayısıyla öğretmenlerin o yetenekleri keşfedip o öğrenciyi ulaşabileceği en son noktaya kadar çıkarabilmek anlamında yapılması gereken ne varsa bunların tümünü yapılması gerekir. Şimdi bir de kırmızı çizgilerimiz var diyor Sayın Genel Müdür. Bu kırmızı çizgiler ilk başta geleni güvenlik. Yani güvenlikte de ilk başta gelen şey binanın sağlamlığı. Evet. Dolayısıyla söz gelimi deprem yönetmeliği çıkmadan önceki binalara yönelik özellikle çok ayrıntılı bir inceleme yapılması gerekiyor ve deprem etüt firmalarından bir rapor alınması gerekiyor. Örnekler alınarak binadan bu işlemi yapılması gerekiyor. Eğer deprem etütüne uygun bir şekilde bina yapılmışsa, deprem etüt yönetmeliği çıktıktan sonra yapılmışsa bile onda da yine binanın tüm plan projeleri ve o dönemde binanın yapımı sırasında yapılan analizlerin sonucunda binanın nasıl bir yapıya sahip olduğunu gösteren yine bir teknik uygulama sorumlusundan mutlaka bir rapor alınması gerekiyor. Bu raporunda sorumluluğu, her şeyi yine o raporu veren kişiye ait. Dolayısıyla bunlar güvenlik açısından önemli konular. Bir diğer önemli konu da bu binanın herhangi bir tehlike karşısında, Allah korusun seldir, yangındır, depremdir, bu tür şeyler konusunda tahliye edilebilir kolaylıkları olan bir bina olmasına özel önem gösteriliyor. Aynı zamanda bir diğer konu bu okullarda velilerin ve öğrencilerin mağdur edilmemesi çok önemli bir konu olarak kapsanıyor. Evet. Dolayısıyla mağduriyet neden doğar? Bir, öğrenciye gerektiği gibi muamele etmezsiniz ya da ne bileyim onun derslerini geçiştirirsiniz. Hayata hazırlanması anlamında, sosyal gelişimi anlamında gereken önem vermezsiniz. Dolayısıyla bu durumda da öğrenci ve veli mağdur olur. O yüzden bu mağduriyeti giderilmesi gerekiyor. Bir diğer konu çok önemli, veli mağduriyeti açısından. Söz gelimi şu an itibariyle kayıt yaptıran öğrencilerin bence senet imzalamamaları gerekiyor. Eğer okulun kabul edildiği Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasında yayınlanmamışsa. Yani eğer senet imzalarlarsa ve bu senetler de yarın bir gün o okulun dönüşüm programına kabul edilmediği şeklinde bir dönüş gerekirse, tabii bu verilen senetlerin alınması ya da bir kısım ödemeler yapılmışsa bu ödemelerin geriye alınması sıkıntılar yaratabilir. Bu anlamda da bakanlık yetkililerinin özellikle üzerinde durduğu konu, dönüşümünü bakanlık tarafından onaylanmayan okulların kesinlikle veliden herhangi bir aidat almamaları doğrultusunda. En son olarak da çok önemli konulardan bir tanesi de yine okul mantığının hakim olması, buradaki buranın iklimine, anlayışına okul mantığının hakim olması. Neden? Çünkü biraz önce de belirttiğimiz gibi dershanelerin fonksiyonu farklıydı, okulların fonksiyonları farklı. Dolayısıyla iyi bir okul olabilmek için
orada okul mantığının hakim olması, öğrenciyi her bakımdan hem sosyal yaşama hazırlık bakımından hem de akademik anlamda yetiştirilecek bir mantığın orada hakim olması gerekir. Kısaca toplantının özeti bu. Yani işi gayet ciddiye tutuyorlar. Hani her önüne gelen dershane okul olamıyor bir defa. Kesinlikle. Yani o şartları, evet. O şartları taşıyan dershanelerde yine en ince noktasına kadar. Onunla ilgili de süreci anlatayım ben size. Şimdi söz gelimi bizim dönüşüm programına başvurumuz kabul edildi. Bunlarla ilgili bir defa kurucunun artı okula müdür olacak kişinin adliyeden herhangi bir sabıkası olmadığına dair belgenin alınmasından tutun, diplomalarımıza varana kadar binanın yerleşim planı, sağlamlık raporları, sağlığa uygun olup olmadığı, kat planları, yani bu raporu veren mimarın SİM belgesi, yetki belgesi, bütün bunlar ve 2019 yılı sonunda buranın tam teşekküllü, normal standartlara uygun bir okul binasına dönüştürüleceği ya da böyle bir binaya taşınılması gerektiğine dair taahhütnamelerden alın da gerçekten yerine getirilmesi oldukça güç. Bir sürü prosedürü var. Bu prosedürü yerine getireceksiniz. O prosedürler yerine geldikten sonra belgelerinizi sunacaksınız. O belgeleri sunduktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu'na bunu bildiriyor. Teftiş Kurulu'ndan müfettişler geliyor. Bizim sunduğumuz belgelerle binanın koşulları aynı mıdır, değil midir? Bunun denetimini yapacaklar. Ondan sonra evet bu belgelerle bu binanın uyuşumu tamdır. Bu kuruluş okul olarak faaliyet gösterebilir raporunu Teftiş Kurulu verdikten sonra ancak bu bakanlığa gidecek. Bakanlık bunları bütünüyle yeniden inceleyecek ve ondan sonra evet okul olabilirsiniz ya da olamazsınız diyecek. Elbette ama şimdi ben çocuğum 9. sınıfta vermişim. 4 yıl bu okulun devam etmesi tabii ki garantisinin olması lazım. Tabii ki. Ha, dershanelerden önce 1 yıl veriliyor tamam mı? Sene başka bir dershane düşün ama şu andaki okula vermişse o işin sonunu görmek evet. ister. Onun için burada ciddi kurumların evet. gerçekten çok önemli. Sadece 4 yıllık evet. garanti de değil. 4 yıllık süreç yaşandıktan sonra teneffüs alanlarıyla, bahçesiyle, efendim diğer bir türlü bir sürü özellikleriyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar standartlar yönergesinde ise onları da oymayı kabul ediyorum, bu koşulları kabul ediyorum. Bundan sonraki süreçte de ben yine tam teşekküllü bir okul olarak hizmet sunacağım diyenler ancak bunu gösteriyor. Özel yatırımcılara bu durumda gayet görevler yüklü. Evet. Sorumlulukları çok yüksek. Bu işte gerçekten ciddi yapılabilecekler olan öne çıkacak. Kesinlikle. Bu işin biraz boyutu yani mali boyutuyla ilgili ama asıl önemli olan yanı bence şu. Bir defa her şeyden önce buralarda yetişecek çocukların Türkiye'nin geleceğine birer mimar, mühendis, doktor, öğretmen ya da daha başka meslek gruplarında ya da yöneticisel kademelerde görev alacak insanlar olarak bakmak gerekir. Dolayısıyla bu kurumlarda görev alacak personelin mutlaka önce insanı sevmesi, ülkesini sevmesi ve bu işe gönül vermesi, bu işi severek yapması esas alınmalıdır. Artı bunun böyle olması da Türkiye'nin geleceğine ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Eğer olaya sadece ticari açıdan bakacak olursak ve bunu bir kar sağlayıcı bir pazarlama sistemi olarak görürsek o zaman daha yanlış şeylerle karşılaşabiliriz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hakan Hocam, iyi bir okulu nasıl olamalı bu konuştuklarımızdan sonra? O konuda biraz yani iyi bir okul tabii ihtiyaç odaklı olmalı. Final çatısı altında bizim dönüşüm liselerimiz ve final liseleri olarak özel okul statüsündeki okullarımızın temel dinamikleri var, temel ilkeleri var. Tabii bu temel dinamikler olması gereken prensipleriyle mevcutta var olan yoğrulmasından ortaya çıkmış durumda. Yani ne afaki ve uç hedefler ne de mevcudu görmezden gelen bir vizyon. Dolayısıyla bu ikisi arasında ciddi anlamda bir paralellik gösteren bir durum var. Şimdi finalde öncelikle şu kesinlikle kabul edilebilir ölçüde ve gerçekçi bir şekilde ele alınıyor. Nedir o? Birincisi biz lise olacağımız için
müfredat hakimiyeti ve müfredat uygulamaları tam olacak. Yani dolayısıyla hocamın az önce belirttiği gibi ben çocuğumu işte dershane ortamından yeni lise olmuş bir yere gönderiyorum algısı ortadan kalkacak. Ha şu anda böyle bir algının benim alanımla ilgili söyleyeyim. Yani psikolojik olarak şöyle bir durum söz konusu. Çocuk düşünün bir yıl önce oraya dershane olarak geliyor ve bir yıl sonra oranın okul olduğunu görüp okul olarak geliyor. Dolayısıyla ilk başta o fiziki koşullar ve dershanedeki yapılanmanın benzerini orada bir süre hissedebilir. Şöyle bir örnek vereyim. Odada ışığı yaktığınızı düşünün ve işte kravatınızı yatağın üstüne koyduğunuzu düşünün. Birdenbire elektrik gittiğinde siz o kravatın görüntüsünü yaklaşık 6-7 saniye orada görürsünüz. Evet. Bu da öyle bir şeydir. Bu daha büyük bir psikolojik algıdır. Dolayısıyla bu aşılabilecek düzeyde ama birinci derecede öncelikli olan kısım bir öğrencinin liseye geleceğini ve bununla ilgili Anadolu Lisesi müfredatının uygulanacağını çok iyi bilmesi gerekiyor. Finalde bu esas. Tabii bu ne demek? Akademik yönü güçlü bir kuruma geliyorlar demek. İkincisi ne olmalı? Öğrenci okullarda çok ciddi oranlarda zaman geçiriyor. Yani hemen hemen saat işte 8.30'larda başlayan, öğleden sonralara kadar sarkan bir zaman aralığı var. Ondan sonra kalan süreyi hatırlıyorsanız dershanelerde geçiriyorlardı ki bu seneye kadar halen öyle. Şimdi bu zaman aralığı aslında çok önemli, çok mühim bir zaman aralığı ve öğrencinin teknik olarak sadece akademik, işte matematik, kimya, fizik, biyoloji, Türkçe, tarih, edebiyat gibi dersler değil, bunun dışında bunun öğrenim şekli, hayatın hangi aşamalarda kullanılacağı, sosyal yaşantı içerisinde bunu nasıl dengeleyebileceği gibi hem yaşantı odaklı, ki biliyorsunuz eğitim kalıcı izi davranış değişikliğidir, hem de bu okuduklarının birer yansıması olan sınavlara yönelik olarak bir çalışma periyodunu benimsemesi gerekiyor okulların. Yani bizi bir başka okuldan ayırt eden temel noktalardan biri de bu olmalı. Bir diğer konu, öğrencilerimiz bugünlerde tabii kayıtlarımızla ilgili görüşmeye çok fazla oranda geliyorlar. Hani onunla ilgili ilk sordukları sorulardan biri, hocam yabancı dille ilgili durum nedir, ne olacaktır diye. Şimdi normal müfredat içerisinde var olan bir yabancı dil uygulaması aynı şekilde devam edecek. Tabii bu öğrenci grubunun sizden gelen talebine göre şekillendirilebilecek ve öğretim ilkeleriyle birlikte ona dil öğretilebilir pozisyona getirebilecek bir hal aldırılabilir. Yani öğrenci belki de başka bir dil kursuna gerek duymayabilir. Dolayısıyla bu öğretmen, kurumun belirlediği ilkeler, müfredat ve bunların uygulanışıyla ilgili bir şey. Dolayısıyla dil eğitimine de biz çok önem veriyoruz. Bunun altını çizelim. Evet, etkin yabancı dil öğretimi diye. Evet, evet. Yani şimdi ben 14 yıl İngilizce gördüm okullarda. İngilizce bilmiyorum. Bu benim eksikliğim olarak kabul edeyim. Sistem çok iyiydi çünkü. Dolayısıyla böyle görmek lazım. Yani olaya böyle bakmak lazım. Ki şu anda bu konuştuğumuz konular da aslında bir ihtiyaçtan oluşmuştur. Bunu da altını çizerek belirteyim. Yani bir şeyler yolunda gitmeyince o yolunda gitmeyen şeyleri dengeleyebilecek başka unsurlar fizik kurallarında devreye giren boşluğu kabul etmiyoruz. Böyle değerlendirmek lazım. Tabii bu arada okullardan farklı olarak bizim öğrencilerimiz birazcık daha o normatif ve kuralcı yapılardan aşarak öğretmeniyle anlamadığı, sorgulaması gereken, oturtamadığı konuları birebir etüt, ondan sonra cıma, ekstra çalışmalar gibi dediğimiz ki bu imkanı Milli Eğitim bize veriyor, bunu tamamlayabilecek. Yani, evet, yani bir sürü alternatif olacak ki bunlar aynı zamanda amaca hizmet etmiş olacak. Yani bizim çocuğumuz sadece sınava hazırlanıyorum mantığından böylelikle sıyrılmış olacak. Çünkü hocam az önce belirtti, çoğu kurumun kayıt almada işte hem dershane hem okul demesinin temel sebebi. Çünkü karşı tarafta bununla ilgili oturmamış bir bilgi var. Evet. Bunu sağlıklı bir şekilde oturtmamız lazım. Yani bundan da bir rant elde edebilirimi ikinci plana atmak lazım. Çünkü şöyle, aldığınız öğrencinin sizin üzerinizde ciddi bir vebali olacak bu sefer. Hedef öğrenci yani. Evet. Evet, yani böyle bakmak lazım. Ki roller de biraz değişmiş durumda. Neden? Şimdi dershane dönemlerinde şunu söyleyebiliyordunuz. Biz belirli noktalara kadar yapabileceklerimizi yapıyoruz. Öğrencinin de yapması gerekenler. Şimdi okulda ağırlık daha fazla okula biniyor. Çünkü neden? Eğitiminden sorumluyuz. Sadece öğretim ilkeleri benimsemiyoruz. Yani buna da dikkat etmemiz lazım. Bu arada öğrencilerin
sosyal yaşantı içerisindeki etik değerler, gelenek görenekleri, kültürel yapıları, sosyolojik anlamda başka insanlarla olan demokratik yaşantıları, yani bunların hepsi bir özel okulda ya da final lisesinde olması gereken kurallar içerisinde alınmış durumda. Bunlara çok dikkat etmeleri lazım. Yani eğer sizin çocuğunuz benim okulumdan eve geldiğinde çantasını sokağa, işte kapının önüne atmıyorsa, odaya gelip işte üstünü çıkardığında onları asabiliyorsa, ellerini yıkayabiliyorsa bazı davranışları ben şekillendirmiş durumdayım. Ya da işte aile ve aile eşrafının diğer üyeleri tarafından ders çalışma adına eleştirilmiyorsa, ona sürekli dönükler verilmemeye başlıyorsa, bunlar şey işte bahsettiğimiz etik değerler bu. Yani bir bireyin hem toplum içinde hem de dersleri ve sınavlarına yönelik olarak geliştirebileceği davranışı onlarda oturtmak. Ki etik biliyorsunuz teknik olarak ahlaki bir değerdir yani. Dolayısıyla işin birazcık da soyut yönü de var. Özellikle bizim okullarımız bünyesinde. Tabii bunu yaparken de bir bireyin, ki günümüzde çok ihtiyaç duyuyoruz buna, sevgi, saygı, dürüstlük, insanların bir arada yaşayabilme becerisini kazandırma, ondan sonra demokratik özellikleri oturtabilme, farklı görüşteki insanlara saygıyla bakabilme, inanç ve değerlerinden dolayı insanları yargılamamaları, çeşitli etnik gruba sahip insanları dışlamamaları, bununla ilgili ülkenin temel dinamiklerini oluşturan miğfer alışkanlıkları edinmeleri, işte ilke ve inkılaplarımız gibi. Ve bunları gerçek anlamda özümseyerek hayata dökmeleri. Bunlar bizim temellerimizde var. Dolayısıyla bu konuda kucaklayıcı, el ele verici, hani gerçekten insanların siyasi fraksiyonlardan uzak insan olabilme özelliklerini ön planda tutan bir yapılanma içerisinde olması hem veliler açısından hem öğrenci açısından rahatlatıcı olacaktır. Neden? Ya işte biz normalde de görüyoruz yani şu anda bile bu alanlara hitap eden birçok okul var. Evet. Falanca, filanca okullar gibi özellikle temellisi olmadan önce özel okullarda bunları seziyorduk. Yani biz ülkeye gruplaşmaya çalışmalar oluşturabilecek bireyler mi yetiştirmeye başlıyoruz? Yoksa kardeşim ülkemizin sorunları bunlar, ihtiyaçlar bunlar. Siz de işin bir ucundan tutun diyebileceğimiz insanlar mı yetiştiriyoruz? Sorumluluk yüklenecek mi? Ha, kişisel olarak bireylerin hani olaylara bakış açısı farklıdır. Kardeşler bile birbiriyle ayrı düşünebilirler. Ama önemli olan bu kültürü verebilmek. Yani böyle bir yapılanma oluşturabilmek. Yani disiplinin sevgi kültürü içerisinde evet, ona, sağlanması. Kesinlikle, anlamda. Kesinlikle. Burada ben küçük bir satırı yapayım. Yani Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Ben bunu bütün öğrencilerime her sene başında söylerim, tekrarlarım. Bu çok önemli olduğu için. Burada da bir kez daha yineleyeyim. Diyor ki Atatürk, nerede sevgi ve saygı varsa orada güven ve itaat vardır. Güven ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu yerde başarı vardır. Bu da tabii ki yani işte sevgi kültüründe kendimizi başkalarının yerine koyarak, empati yaparak, öğrencileri anlamaya çalışarak, böyle bir davranış var ama bu davranışın sebepleri nelerdir bunları araştırarak güzel bir şekilde hem öğrencinin daha düzenli, daha tertipli, disiplinler bir yapıya kavuşması hem de başarılı bir hale gelebilmesi için özel önem gösteren bir konu. Teşekkür ederim hocam. O söz eğitimi çok güzel özetliyor. Tabi bu arada uzaktan eğitim materyalleri ve teknoloji bizim için çok önemli. Ancak buraya çok dikkat edelim. Yani neden? Şimdi teknolojiyi kullanalım diye öğrencileri kağıttan, defterden, kitaptan ve birebir sözlü anlatım, yani temas gerektiren diyaloglardan uzaklaştırırsan bu da çok monoton ve nominal bir öğrenme ilkesi haline geliyor. Dolayısıyla hani akıllı tahtalar olayındaki gibi. Somut olayı. Yani. Tabii ki yani. Şu akıllı öğretmen gerekiyor. Akıllı öğretmen gerekiyor. Sebebi de şu, yani şimdi siz bir şeyin sunumunu yaptığınızda ki ben de öğretmenim, hani belli oranlarda kullanıyorum bunu. Neyde olabilir? Mesela soru çözümleri olabilir. Neyde olabilir? Öğrencinin bazı grafikleri net olarak görebilmesinde olabilir. Ama arkadaşlar, birinci slaytımızda şu var, zaten sizde de var biliyorsunuz deyip geçebilmek doğru bir şey değil. Dolayısıyla eğitim materyallerinin de uzaktan eğitim kaynaklarının da ve teknolojinin çok orantılı bir şekilde kullanılması. Bununla ilgili zaten biz yıllardır final bünyesi bunu çok rahat bir şekilde hallediyor. Ama öğretmenin ve eğitim ilkelerinin öne geçmeden
Çünkü teknolojinin tek başına aklı yoktur. Bunu unutmamanız gerekir. Bir diğer konu şu. Hocam bir şeye değindi. Çok önemli bir konu. Çünkü özel okul deyince akla yanlış olsa da ben diğer özel okullara ithamda bulunmayayım. Hazır not veya işte puan geliyor. Bizim amacımız şu. Bu anahtar kelime ve bizim için gerçekten çok önemli bir kavram. Öğrencinin en yüksek puanı alabilmesi için çabalamak. Ona en yüksek puanı vermek için değil. Evet. Bizim mantığımız bu. Öğrencinin kapasitesi ölçüsünden öğreteceğiz. En iyi şekilde öğreteceğiz ki kendi idealleri doğrultusunda en yüksek puanı alabilsin. Evet, bu önemli bir ayrıntı. Yani buradan özellikle final dershanesinin dönüştürülmüş liselerine gelmek isteyen adaylarımız böyle bir nasıl diyeyim rahatlığa kapılmasınlar. Çünkü biz işimizi disiplinli, hassas ve temel dinamiklere oturtarak yapıyoruz. Ki bu onlar için. Yani ben 12. sınıfta, işte 9. sınıfta, 10'da, 11'de bana gelen bir öğrenci yaz tatili olduğunda ne öğrendim? Not 100 ama soru çözen yok. Not 100 ama konuyu bilen yok. Not 100 ama kavrayan yok gibi alanlarda eksikliği gidermeyi istiyoruz. Bir diğer konu, özellikle benim branşımla ilgili rehberlik, kariyer planlamaları, 12. sınıflardan sonra girecekleri sınavlarda tercih ve danışmanlıklar. Bu arada alan seçimleri her ne kadar kalkmış olsa da sınıfların belirlenişi. Çünkü alan yok artık. En azından meslek seçimine göre alanlar diyelim. Tabii ki, tabii ki. Yani sayısalcı, sözelci ve iş tarihçi yapılarına sahip öğrencileri belli bir standarda oturtabilmek. Bu arada aile konsültasyonları, öğrencinin çok basit ama aşamadığı ergenlik problemleri, ders çalışma, programlama, kişilik gelişimine yönelik çalışmalar ve model alıcı uygulamalar bizim temel dinamiz ki şunu çok iyi biliyorum, ben aynı zamanda final öğrencisiyim. Rehberlik faaliyetlerine en fazla önem veren eğitim kurumudur. Bakın kurumlarından biri değildir, eğitim kurumudur. Gerekçesi şu, 1996'dan bu yana her yıl kendi rehberlerini toplayarak rehberliğin önemini profesyonel bazda aktaran kurumdur. Bununla ilgili sertifika törenleri yapan kurumdur ve hani standart bireylerden ki yönetim kurulumun başkanımız aynı zamanda bir rehberlik uzmanıdır. Kendi branşının dışında da rehberlikte çok iyi tanınır. Ona rağmen kendisi devreye girmeyerek işte Psikoloji Derneği Başkanı, Üstün Hocalar, Doğan Hocalar gibi çok nitelikli yapıları bir araya getirip değer verir. Bu da bizim için çok önemli. Hizmet içeriği değil mi? Kesinlikle. Yani bu her kademede öyle. Benim branşım açısından ayrı bir yere sahip. Bu arada özel okulların alışılagelmiş tavır ve davranışları vardır ki o aynı şekilde bizde çok daha rahat uygulanır ki hatırlıyorsanız geçen programda sizinle sohbetini yapmıştık. Bir üniversite gezisi, orada eğitimsel boyutu aldıktan sonra sosyal anlamda ve kültürel anlamda etkilenmeleri açısından bir boğaz turu, ne bileyim bir akvaryum, hani biraz daha bakış açılı ki böyle bir gezi olmuştu. Bunlarla ilgili çok daha planlı, çok artık koordineli, zaman endişemiz olmalı. Çünkü dershanede bir zamanla yarış var. Evet. Bunu standartlaştırabileceğimiz bir yapılar oluşturulabilir. Mesela Zeki hocamlar bu konuda oldukça deneyimli. Neden diyeceksiniz? Onlar yıllardır milli eğitimde, elit okullarda idarecilik yaptılar. Kardeş okulları var yurt dışında. Yurt dışının bununla ilgili gelişmiş olan birçok ülkesi var. Yani bunlarla konsorsiyum sağlanarak bazı faaliyetler de yerine getirebilir. Yani sadece işte dar alanda kısa paslaşma yerine yani buradaki bir öğrenci alarak mesela Karadeniz'de bir üniversite tanıtımıyla bir okul gezisine götürülebilir ya da doğuda. Yani farklı kültürel kaynaşmalar da yapılabilir. Orada için de geçerli. Onlar da mesela örneğin bizim Selimiye'miz var. Gelip görebilirler. Ya da ne bileyim Meriç var. Tarihe ciddi anlamda ev sahibi yapmış bir şehirde yaşıyoruz. Hem Osmanlı'nın başkenti hem Kurtuluş Savaşı'nın en önemli şehirlerinden biri Saraçhane. Bu da çok önemli. Bunun ağırlığı da var üzerinde. Yani buradan yetiştireceğimiz öğrencinin de hem eğitim camiası hem de final camiası adına çok söz ve ses getirecek pozisyonlarda olmalı. Bunun dışında mesela yine bizim düzenlemiş olduğumuz bir şiir yarışmamız var. Gezi programı dışında. Yayın ve çeşitli gruplarda oluşan bir dergi aktivitemiz var. Hem okullar bazında hem genç paylaşım dediğimiz dershaneler bazında. Bunlar ciddi editörlükler yani. Bunun dışında her yıl dokümante edilen bir tercih kılavuzu ve bunun gibi ekstra birçok CD ve tanıtım broşürleri var.
Üniversitelerin kendi kurumumuzla, final eğitim kurumlarıyla olan ciddi konsorsiyumları var. Yani isim vermeyeyim ama birçok üniversiteyi tercih ettiğinde öğrencilerimiz, özel üniversite adına %10'luk hatta %20'lere varan indirimler okul tarafından sadece final adını duymaları yeterli oluyor. Bunlar bizim için çok önemli. Tabii bizim salonumuz çok müsait. Mesela orada sosyal etkinlikler adına bir konser verilebilir. Bir tiyatro gösterisi yapılır, şiir dinletisi yapılabilir. Bununla ilgili tanınmış kişiler, evet, mesela sizler gelip bir gazeteciliği anlatabilirsiniz. Öğretmenlik de bunu yoğurarak nasıl bir meslek yapılanması oluşturduğunuzu anlatabilirsiniz. Hocam idari deneyimlerini anlatabilir. Bunun dışında neler yapılabilir? Ben sportif faaliyetler yapılabilir. Bu çok kısıtlı kalıyor. Çünkü bedeni sağlıklı olmayan bir insanın zihni sorunlar yaşar. Böyle bakmak lazım. Böyle bir kombinasyonda düşünülen oldukça yoğun, oldukça sade ve kendi içerisinde planlı bir final lisesi mantığıyla karşılaşırlar bizim arkadaşlarımız. Tabii bunu böyle çok kısıtlı sürelere yaymak ve aktarabilmek mümkün değil. Biz onun için hani konuyla ilgili gelip kayıt olsa veya olmasa bile özellikle temel liselerle ilgili bilgi almaları ve aydınlatmaları açısından velilerimizi, kamuoyunu muhakkak gelmelerini istiyoruz. Çünkü dışarıdan kulaktan dolma bilgilerle işte hocam dedi az önce belirtti işte olayın birinci dereceden yetkilisi olan Milli Eğitim Bakanı'yla bunu karşılıklı sohbette, karşılıklı bir anlatımla not edebilmiş. İşin içerisinde bulunan mutfakta bulunan insanlarla bunun ayrıntılı sorularını, cevaplarını alabilmiş. Yani eğer temel kaygı bu olursa çok sağlıklı olur ama olaya basit bakılırsa ya zaten dershaneler işte liseye döndü, işte bunların mantığı birazcık daha paralı dershanelerdir. Bu yanlış. Ki biz emin olun benimle görüşmeye gelen hocamı görüyorum o yoğunluğunu. Birçok kişi bu yanlış algıdan uzaklaştırdığımıza inanıyor. Çünkü herkes şöyle hocam biraz daha yüksek ücretli dershane mi acaba? Hayır. Böyle bir şey olsa biraz daha yüksek ücretli dershane adı verilirdi bize. Temel lise denmezdi. Yani olaya böyle bakmalar lazım. Yani bu süreçten sonra ne okullar dershaneleşmeli? Evet. Ne de dershaneler? Hem okul hem dershane konumunda olmalı. Temel merkez insandır. Yani. İnsandır. İnsan yetiştiriyoruz. Asla hata kabul etmeyecek alanların en başında gelendir. Çünkü örneğin pazardan 2 kilo domates alsanız 1 kilosu çürük çıksa kalan o çürükleri de salça bile yapabilirsiniz ama insanı iyi yetiştiremediğiniz zaman toplumda hastalıkların, zihinsel hastalıkların, sosyal patlamaların, ne bileyim psikolojik travmaların yaşandığı bir toplum olur ki bu da hiç kimsenin istemeyeceği bir durumdur diye düşünüyorum. Hocam bir şeyi daha altını çizeyim. Evet. Şimdi burada hani kendi adıma bakarsam, ben deneyimli personele bakarım. Çünkü deneyimli personel, deneyimli bir öğretim kadrosu, deneyimli bir okul kültürü oluşmazsa bununla ilgili endişeler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani ben şöyle söyleyeyim. Mesela benim meslek hayatımda 2 yıllık doğrudan, işte 3-4 yıllık dolaylı idareciliğim var ama şimdi Zeki Hocam milli eğitim ve özel sektör bakış açısına göre hiç sayılır. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bakmak lazım. Yapılabilir bir şeyler şekilsel olarak ama olaylara çözüm noktaları açısından biz o bakış açısıyla belki birkaç yıl sonra sahip olacağız. Çünkü neden? Bu deneyimle orantılıdır. Bu kadronun oturmuşluğuyla orantılıdır. Bu milli eğitimle özelin yoğrulmuşluğuyla orantılıdır. Yani buna özellikle velilerimiz ve öğrencilerimiz dikkat etsinler. Yani çok eğlenceli, işte çok kakara kekili, şen şakrak geçen dersler yerine ben bunu hayatımla ilgili ne alabilirim? Bu hem hayat hem sınav başarımda ve diplomama yansıyacak durumda neler getirebilir? Evet. Yani yoksa hani öğrenci mesela şunu bile sorabiliyor. Hocam ben işte hani bazen geciksem hani dershaneyiz ya oradan özele dönüyoruz ya henüz özümseyememiş bunu ve çok rahat olacağını düşünüyor. Hayır. Kesinlikle ve kesinlikle kurallar, disiplin ve kadro. Bu çok önemli. Kadroda da tekrar söylüyorum hani belli bir dönemde ben hatırlıyorum falanca öğretmen şurada filanca kişi şu bu artık biliyorsunuz yaklaşık 2004'ten beri ciddi anlamda dezenformasyona uğramış bir kavram oldu. Çünkü sektörde gerçekten çok nitelikli insanlar var. Belki sektöre hizmet eden tüm arkadaşlarımızı ben tebrik ediyorum. Hem Milli Eğitim Camiası adına hem dershaneler adına yani böyle bakmak lazım. Çünkü herkes birilerinin hayatında bir işaret bırakıyor, bir virgül bırakıyor.
Eğer iyi virgül bırakabiliyorsak tercih noktası biz olacağız. Ve şu anda bizim özellikle dershane segmentindeki yapılarımız, öğrencilerimizdeki memnuniyetleri görüyoruz. Mesela velilerimiz kendi evi gibi geliyor. Herhangi bir tedirginlik yaşamıyor. Akşam belli bir saatte de olsa problemini telefonla açıp söyleyebiliyor. Öğretmenle çok rahat diyalog kurabiliyor. Öğrenciye mesela nabzını tutuyorum, çok önemli bizim için. Ya sıkılıyor musun diyorum. Hocam gelirken giderken sıkılmıyorum ama bazı branşlarda işte bilmediğim için sıkılabiliyorum. Ha demek ki kurumsal olarak aidiyet sağlanmış. Ha iş nereye dönüyor? Bireysel olarak bu bireyin ders başarısını artırmaya dönüyor. Yani olaya böyle bakmak gerekiyor. Çünkü tekrar konuşmanın başına getirirsem olayı, bizim en fazla zamanımızın geçtiği kurumlar ve bizi biz yapan kurumlar. Onun için biz, bize emanet eden çocukları inşallah Allah'ın izniyle sağ salim, istedikleri hedefler doğrultusunda velilerine teslim etmeyi, onları memleketine, milletine hizmet eder hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda da bize destek veren tüm kurumları gerçekten ben saygı duyuyorum, onları selamlıyorum. Velilerimizi çok teşekkür ediyorum onlara çünkü ciddi anlamda desteklediler. Ha kafa karışıklığı var. Bence okulların kapanışı ve Haziran ayı bir netleşir. Tabii netleşir diye düşünüyoruz. Yani böyle bir durum söz konusu olacak. Son olarak şunu soracağım Zeki Hocam. Siz 7. sınıflara ve 11. sınıflara çalışmalar yapıyordunuz. Bu ne durumda acaba şu anda? Ya şimdi onlarla ilgili çalışmalarımız başladı. Evet. Aynı zamanda kayıtlarımız da devam ediyor. Düzenli bir şekilde yürüyor. Gelen öğrenciler de gerçekten çok memnunlar, mutlular. Hatta en son bir öğrencimiz daha geldi. Bir başka dershanede daha önce yaşadığı olumsuz bir durumu ortadan kaldırabilmek adına hocam ben dedi ki ben deneyebilir miyim? İzleyici olarak gelebilir miyim? Beni konuk eder misiniz dedi. Onu da dünden itibaren başlattık. Konuk olarak gelecek. Birkaç gün sonra eminim ki o da kaydını yaptıracak. Ama ben şeyle ilgili bu deneyimle ilgili küçük bir öykü anlatmak istiyorum eğer zamanımızda yetecek olursa. Şimdi bir tane usta bir çömlekçi var. Bir tane de çırak geliyor buna, yanında işte toprağı önce çamur haline getiriyorlar, onu kıvamlı bir hale getiriyorlar, ondan sonra yoğuruyorlar, sonra işte testiler yapıyorlar, çömlekler yapıyorlar, onları fırına atıyorlar. Çocuk da bu aşamaların hepsinden teker teker geçiyor. En son aşamada çömleği bütünüyle yapıyor, usta fırının ağzında duruyor. Ondan sonra fırının ağzından fırına veriyor usta. Yani ustanın tek yaptığı iş artık çömleği fırına vermek oluyor. Onun dışında başka bir işlevi yok. Sonra çocuk kendi kendine düşünüyor. Ya diyor ben diyor aptal mıyım diyor. Yani bütün işi ben yapıyorum. Ve usta çömleğe fırına atıyor. Olay bitiyor. Ben diyor bundan ayrılayım kendim bir çömlekçi atölyesi açayım diyor. Yapıyor. Aynı işlemleri gerçekleştiriyor. Ondan sonra çömleği fırına atıyor. Fırının kapağını işte belli bir süre bekledikten sonra bir açıyor ki bütün çömlekler patır patır patlamış. Sonra nerede hata yaptın diyor. Bir daha yapıyor, bir daha yapıyor. Bir türlü olmuyor. Sonra gidiyor ustasının yanına. Diyor ki ya ustam ben bu çömlekleri defalarca yaptım ama hiçbirisinde başarılı olamadım. Bütün çömlekler patladı. Bu işin sırrı nedir hocam? Lütfen bana söyler misin? Usta diyor ki oğlum diyor bak diyor. Şu gördüğün çömlek değil mi? Ben ne yapıyorum? Dikkat etmemişsin sen. Şöyle bir bakıyorum diyor. Tüf diyorum diyor. İşte bu işin püf noktası bu diyor. Yani nedir o püf noktası? Orada bir hava kabarcığı varsa ona püf demezseniz, o hava kabarcığını söndürmezseniz çömlekler çatlar. Dolayısıyla her dönüşen okulun öğretmeni de var. Kaynakları da var. Binası da var. Binası da var. Ama o püf noktasını oluşturacak deneyimli kadroların olmasına değerli velilerimiz ve öğretmenimiz yani çok dikkat etsinler. Dershanede kayda gelen veli bunları izleyecek, gözleyecek, ondan sonra kararını verecek. Tabii ki. Yani okul deneyimi şart. Evet. Hani derler ya, işte bu adam devlet terbiyesi görmüş, o nasıl fark ediliyor falan şeklinde. Bu işte böyle. Bunu da antiparantez olarak belirtmiş olayım. Tabii. Yanılmamaları için çok kesinlikle, iyi çünkü eğitimde, evet, evet, eğitimde hatanın geri dönüşü yok. Evet. Nasıl bir şekilde evet, evet, böyle devam ediyor. Çok. Ben değerli hocama aktardığı bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Çünkü oradaki izlenimler bizim için de önemliydi. İşte son dönemler artık DS'ye hazırlanan öğrencilerimiz var. 12 bin mezunlarımız. 8'lerimiz hemen hemen süreçlerini tamamladılar. Onlar artık karne heyecanlıyla bir arada olacaklar.
öğretmenleriyle. Yaz okulunda gerçekten emek sarf eden hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize çok teşekkür ederim ama ter döktükleri ölçüde bunlar hakkını alacaklar. Ben öyle düşünüyorum. Hepsine başarılar, muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah umdukları hedeflere ulaşacaklar. Diğer gruptaki öğrencilerimiz için de LYS ile birlikteyiz. 8'lerde de tercih döneminde inşallah bir arada olacağız. Önümüzdeki süre içerisinde de böyle küçük sosyal etkinliklerimiz olacak. Öğrencilerimizi de buradan dinleyen öğrencim varsa muhakkak bekliyoruz. Yani. Peki, sizlerin. Evet, ben şunu söylemek istiyorum ben son olarak. Geleceğe güvenle bakabilen, güvenle bu eğitimi alabilecekleri kurumlarda öğrencilerin eğitim ve öğretim görmelerini diliyorum. Artık bilgi parayla alıp satılan bir meta ama eğitim bir süreç. O süreci mutlaka sağlıklı bir şekilde yaşamak gerekir diye düşünüyorum. Değerli radyo sunucular, bir finale doğru programı sonlandırdık. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Günce Final Dershanesi'yle siz de kazanacaksınız. Şehir merkezinde toplam kalite standartlarına uygun 16 adet derslik kapasiteli konu odaklı tarama ve genel ölçümlü deneme sınavlarımızla deneyimli, dinamik, güçlü ve profesyonel eğitim kadromuzla sessiz çalışma olanağı sağlayan kütüphane ve özel grup çalışmalarımızla tekrar dersleri, toplu sunumlar ve etkin rehberlik faaliyetleriyle başka bir kaynağa ihtiyaç duymayacağınız yayınlarla sizi geleceğe hazırlıyoruz. Biliyoruz ki hepinizin düşlerinde iyi bir okul kazanmak var. Günce Final'le siz de kazanacaksınız. Adres: Sabuni Mahallesi, Talatpaşa Asfaltı, Emin Ertin Sokak, numara 135, Anadolu Öğretmen Lisesi yanı Edirne. 0284 225 03 03 225 03 02.